arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Akrep, Oğlak ve Terazi burçları için tarot açılımı yapacağız. Önce Akrep burcuna bakacağım, onun ardından Oğlak burcuna, onun ardından Terazi burcuna bakacağız. Ben kartlarımı şimdi Akrep burcunun aşk hayatına niyetlenerek karıştırıyorum. Aşk hayatınızın ardından maddi konularınızla alakalı bir açılım yapacağız tabii ki. Şimdi arkadaşlar, siz de videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra niyetinizde bulunup ardından videoyu izleyebilirsiniz. Öncelikle ilişkisi olmayanlar için yorumumu yapacağım. Bir hafta önceniz ve bir hafta sonranızla alakalı. Sonrasında ilişkisi olanlar için, onun ardından da evli olanlar için aşk falını tamamlayacağım Akrep burçları adına. Şimdi ilişkisi olmayan Akrep burçlarının bir hafta önceki durumuna bakalım. Bir hafta önceki durumunuza baktığımızda, aşk hayatınıza alakalı yeni kararlar aldığınızı, nasıl bir insanla birlikte olmak istediğinizin farkına vardığını söyleyebilirim daha doğrusu. Çünkü öncesinde aslında nasıl bir aşk aradığınızı bilmiyordunuz. Aşk arıyordunuz ama nasıl bir aşk arıyorum? Hani nasıl birisi beni mutlu edebilir ve ben de nasıl birisini mutlu edebilirim? Tıpkı yani yapboz parçaları gibi, nasıl birbirimize uyumlu olabiliriz? Nasıl ruh eşim bulabilirim? Bunlarla alakalı sorularınızı cevaplandırdığınızı ve artık nasıl birisini istediğinizi biliyorsunuz. Hatta yakın zamanda size bir kısmet gelmiş olabilir. Hoşlandığınız birisi olduğunu görüyorum. Hatta bu birisinin yanı sıra birkaç kişiden daha hoşlandığınızı söyleyebilirim. Bu hani birden çok kişiye aşık olmak gibi bir durum değil tabii ki. Şöyle, öncelikle bir kişi var tabii ki aklınızda en çok yoğunlukta bulunan, ama belki böyle konuşmak istediğiniz ya da acaba biz birlikte olursak mutlu olur muyuz, nasıl olur diye hayal kurduğunuz, yani öyle bir dönemdesiniz. Birkaç kısmetiniz daha olduğunu görüyorum. Bakalım bir hafta sonranız ne olacak? Bir hafta sonranızda bir bekleyiş içerisindesiniz. Karşı taraftan bir şey bekleyeceksiniz. Sizin bir harekette bulunmayacağınızı, karşı taraftan bir bekleyiş içerisinde olacağınızı görüyorum. Hayırlı da görünüyor bu arada, kiminle bekleyiş içerisindeyseniz. Bu şekilde bu kişiyle devam edebileceğinizi ve hani aranızda bir uyum sağlanabileceğini görüyorum. Hatta beklediğiniz mesajın bir hafta sonunda gelebileceğini de size söylüyorum. Çünkü olumsuz hiçbir şey yok. Şu an düşündüğünüz, hoşlandığınız kişi varsa eğer, onunla alakalı yakın zamanda bir mesaj ya da karşı taraftan hoşunuza gidecek bir adım yani alacaksınız. Eğer hoşlandığınız kişi yoksa da bu bir hafta içerisinde arkadaşlar birisinden hoşlanacaksınız. O kişi gelecek yani. Şimdi ilişkisi olan, sevgili olan ya da nişanlı olan akrep burçlarına bakalım. Bir hafta öncenize baktığımızda arkadaşlar bir kutlama görüyorum. Ya bir kutlama ya bir tebrik ya da karşı tarafın sizi böyle çok özel, mutlu hissettirdiği bir olay yaşanmış ki bu çok güzel bir şey. Şu anki durumunuza baktığımızda ilişkinizi çok fazla nasıl söyleyeyim, İleriye götürmediğinizi görüyorum. Yani evet, ilişkiniz adına kötü şeyler de olmuyor ama güzel şeyler de olmuyor. Sanki eskiden aşk hayatınız biraz daha heyecanlı ve mutluydu. Şu an ikiniz de aslında biraz sıkılmış hissediyorsunuz. Kendinizi bunalmış hissediyorsunuz ve bu yüzden ilişkinizi daha böyle mutlu, heyecanlı yaşamak adına bir harekette bulunmadığınızı görüyorum. Siz aslında bunu istiyorsunuz ama biraz karşı tarafın duraksama dönemi mi denir, ne denir? Yani biraz hareketsizlik, ilişkiye heyecan katmama gibi durumlar var. Ama öncenize baktığımızda ilişkideki heyecanı görebiliyorum. Bununla alakalı arkadaşlar sizden bir adım gelecek özellikle. Sizin karşı tarafı cesaretlendirmeniz gerekiyor. Karşı tarafın birazcık bu heyecan katmak olaylarıyla alakalı çok fazla bilgisi belki olmadığını ya da tecrübesi olmadığını ya da ne yapacağını bilmediğini ve korktuğunu görüyorum. O yüzden siz biraz karşı tarafı, eğer böyle heyecanlı yeni şeyler denemek istiyorsanız ve aşkınıza heyecan katmak istiyorsanız, siz birazcık onu destekleyin. Onun ardından o da sizinle birlikte bu istediğiniz şekilde hareket etmeye başlayacağını düşünüyorum. Sadece karşı tarafın birazcık korkuları, tereddütleri var. Çünkü sizin istediğiniz şeylerle alakalı onun belki çok tecrübesi yok ya da işte bu kadar heyecanlı bir aşk hiç yaşamadı. O yüzden karşı tarafı cesaretlendirmenizi öneririm. İlişkiniz adına hiç kötü bir şey yok arkadaşlar. Evli olan akrep burçlarına bakalım. Geçmişinize baktığımızda ilişkiyi çok iyi yöneten bir yapıya sahip olduğunuzu söyleyebilirim. Gerçekten tam anlamıyla hani yuvayı sizin ayakta tuttuğunuzu, o önemli hani ne söylenir ona, kolon mu denir, temel mi denir, nasıl algılarsanız gerçekten o yuvayı ayakta tutan kişi sizsiniz. Evliliğiniz adına verdiğiniz kararların çok doğru olduğunu görüyorum geçmişte. Şu anda da aileniz adına yeni bir karar alacağınızı görüyorum. Ancak eşiniz sizi pek fazla desteklemeyebilir.
Hani işte sonucunun kötü olmasından korkabilir ya da vakit ayıramayacağından korkabilir. Eşinizin sizi çok fazla desteklemeyeceğini görüyorum ama yine de siz ne karar alırsanız onu yapacaksınız arkadaşlar. Yakın zamanda öyle bir olay yaşanacak. Ancak tekrardan söylüyorum, eşinizin çok fazla rızası olmadığı bir olay ama yine de sizin yapacağınızı görüyorum. Şimdi arkadaşlar, maddi durumunuzla alakalı açılımımıza geçelim. Şöyle kartlarımı karıştırıyorum. Akrep burcunun maddi durumu, kariyer durumu ve ekonomik durumuyla alakalı açılımımızı yapalım. Aynı zamanda eğitimle alakalı da şu an bu dediklerinden bir tanesine ya da iki tanesine ya da hepsine birden niyetlenebilirsiniz. Ben videoyu beğenip kanala abone olan akrep burçlarının niyetleniyorum. Şöyle. Geçmişiniz, şu anki durumunuz, geleceğiniz. Şimdi arkadaşlar, geçmişinize baktığınızda kariyerle alakalı çok güzel adımlar attığınızı söyleyebilirim. Sanki hayatınızla alakalı bir şeyleri tekrardan böyle bir tekrardan değil de daha doğrusu yeni bir şeyler yapma niyetindesiniz. Hani bu zamana kadar edindiğiniz tecrübeleri kullanarak hayatınızla alakalı yeni bir yol oluşturduğunuzu görüyorum. Bu yol eğitimle alakalı yol olabilir. Kariyer dedim ilk başta ama eğitim için ve para durumu için de aynı şeyi söyleyecektim. Yani maddi konularla alakalı, şu an niyetlendiğiniz şeyle alakalı yeni bir yola başvurduğunuzu ve bunun için gerçekten çok hazırlıklı ve tecrübeli olduğunuzu görüyorum. Şimdi şu anki durumunuza baktığımızda da sanki bir kısmet bekliyordunuz bu yola adım atabilmek için. Belki gelecek bu parayı kullanabilmek için ya da bir para gelmesini bekliyordunuz. Ya da eğitiminizle alakalı güzel bir haber bekliyordunuz ya da kariyerle alakalı beklediğiniz bir şey vardı. Onu elde ettiğinizi görüyorum. Şu an bu videoyu izlerken elde etmediyseniz bile arkadaşlar birkaç günde bunun haberini alacaksınız. Şimdi gideceğiniz bu yol ilk başta sizi manevi anlamda bir yoldan bahsediyorum. Gerçek bir yoldan bahsetmiyorum. Tabii o da olabilir niyetinize göre ama bahsettiğim şey aldığınız bu kararla alakalı. Aldığınız karar her neyse onunla alakalı şu an beklediğiniz şeyin geleceğini söylemiştim zaten ki gelmiştir de bile şu videoyu izlerken siz. Bu yolda birazcık ilk başta yorulacağınızı hem fiziksel olarak hem mental olarak biraz desteğe ihtiyacınız olacağını yani belki biraz uykusuz kalacaksınız, çok fazla bir şeyleri düşüneceksiniz, çok fazla sorumluluk alacaksınız. Ancak altından kalkabileceğinizi görüyorum. Ne kadar zor olursa olsun gerçekten istediğini alan bir yapıya sahip olduğunuzdan kaynaklı ne kadar yorulursanız yorulun yani pes etmeyeceğinizi ve bu yolda devam edeceğinizi söylüyorum. Ama en başından da söylüyorum gerçekten çok yorulacağınız, kendinize çok hırpalayacağınız bir iş bunu göze alarak başlamanızı size tavsiye ediyorum. Böyle arkadaşlar. Akrep burcunun falı bu kadardı. Ben şimdi kartlarımı tekrardan bir karacağım, düzenleyeceğim. Oğlak burcunun falına geçeceğim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz yorum da yaparsanız çok çok mutlu olurum. Özel olarak fal baktırmak istiyorsanız Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında yazıyor. Eğer göremezseniz yine yorumlarda belirtirseniz ben size ulaşırım arkadaşlar. Bu kadardı. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ben kartlarımı topladım. Oğlak burcu için şu destemi şöyle biraz kenara almak istiyorum. Önce aşk hayatınıza alakalı bir açılım yapacağım her zamanki gibi. Daha sonrasında siyah olan destemle maddi konulara, kariyer durumunuza, eğitim durumunuza ve bu şekilde niyetlendiğiniz şeylere bakacağız. Şimdi öncelikle ben kartlarımı karıştırırken videoyu beğenip kanala abone olan oğlak burçlarının aşk hayatına ve niyetlendikleri şeylere niyetleniyorum. Siz de benimle videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra niyetlenebilirsiniz. Ben bu şekilde kartlarımı karıştırırken sizin niyetleriniz, sorularınız kartlara geçsin ki size cevaplar verebilirim. Şimdi ilişkisi olmayanlar için 3 tane kart seçiyorum. İlişkisi olanlar için 3 kart. Ve evli olanlar için de 3 kart. Şöyle destemi kenara alıyorum. Öncelikle ilişkisi olmayanlar için bakacağız. Bakalım sizin bir hafta öncenizde ve birazcık daha geçmişinizde neler yaşamışsınız aşk hayatınıza alakalı. Arkadaşlar, hoşlandığınız birisi olduğunu görüyorum gerçekten ya da çok mutlu olduğunuz bir ilişkiyi bitirdiniz.
Çünkü ya da aşk hayatı hiç istemiyordunuz, hayatınızdan memnundunuz. Her ne koşulda olursa olsun aşk hayatınızla alakalı çok fazla pişmanlıklarınızın olmadığını ve özellikle bir hafta öncesine baktığımızda sizi mutlu edecek bir aşk arayışı içerisine girdiğinizi söyleyebilirim. Gerçekten geçmişle alakalı bazı şeyleri kapatıp yeni bir yol açtığınızı ve bu yolda ilerleme kararı aldığınızı ve eğer bu yolda ilerlerseniz gerçek aşkı bulacağınıza olan inancınızı görebiliyorum. Kartlarda sizin için gerçekten mükemmel bir adım olmuş. Aşk hayatınızı daha ileriye taşımak adına geçmişi noktalayıp yeni bir yol izlemeye başladığınızı görüyorum. Şu anki durumunuza baktığınızda kendinizden çok emin olmadığınızı zaman zaman desteğe ya da böyle fal videoları izleyerek acaba ben doğru yolda mıyım diye bunları öğrenmeye ihtiyacınız olduğunu söyleyebilirim. Doğru yoldasınız arkadaşlar. Kafanızda birkaç soru işareti var. Bunlardan kaynaklı acaba doğru mu yapıyorum, ne yapmalıyım gibisinden düşünceler olduğunu görüyorum. Ancak yani ne moralinizi bozmanız gereken ne de böyle kafanıza takılması gereken bir durum söz konusu değil. Şu an ilerlediğiniz yol gerçekten sizin için doğru olan bir yol. O yüzden hiç sıkıntı etmenize gerek yok arkadaşlar. Hemen bir hafta sonranıza da baktığımızda, bir hafta sonranızda gerçekten artık seçtiğiniz yoldan çok emin bir şekilde ilerleyeceğinizi görüyorum. Zaman sizin karşınıza ne getirirse ona göre adımlar atacağınızı, bir şeyler için çok fazla beklemeyeceğinizi ya da çok fazla işte inanıp nasıl söylenir yok çok fazla inancınızı yitirmeyeceğinizi görüyorum. Ne böyle çok aşık olup İşte ya da aşk istiyorum, aşk istiyorum modunda olacaksınız. Ne de hiç istemiyorum modunda olacaksınız. Gerçekten zamanın size getireceği şeyleri çok güzel yöneteceğiniz bir hafta sizi bekliyor dostlar. Bunları kenara alıyorum. Şimdi ilişkisi olanlar için bakacağız. İlişkisi olanlar için geçmişinize baktığımızda arkadaşlar, ilişkinize alakalı verdiğiniz kararlardan dolayı birazcık böyle bir ikilemde kalman, hani doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum, doğru yolda mıyım, yanlış yolda mıyım, bu tarz düşüncelerin olduğunu görüyorum. İlişkinize alakalı bir ikilemde kalmışsınız. Şu anki durumunuza baktığımızda hala düşündüğünüzü söyleyebilirim. Bu belki ilişkiyi bitirip bitirmemek değildir ama ilişkinizle alakalı örneğin birlikte bir eve çıkıp çıkmamak olabilir. Bu tarz bir şey olabilir. İlla kötü bir şey olarak algılamayın. Ancak ilişkideki iki tarafı da ilgilendiren bir konuda arkadaşlar ikilemde kaldığınızı ve hala düşündüğünüzü görüyorum. Ama bu önümüzdeki bir hafta gerçekten evren size nasıl kararlar almanız gerektiğini gösterecek. Düşünmeye devam edin. Doğru yoldasınız. Gerçekten bu hafta ilişkinizle alakalı neyi merak ediyorsanız onun sonucunu alacaksınız. Ve gerçekten artık böyle ikilemde kalmak ya da ilişkiyle alakalı sürekli bir şeyler düşünmek olur mu olmaz mı yapsak mı yapmasak mı devam mı etsek bitirsek mi gibisinden soruların artık önümüzdeki bir haftada yok olacağını ve ilişkinizle alakalı ilerleyip ilerlememe ya da birlikte yapmak istediğiniz bir şeyi yapıp yapmama konusunda kesin bir karar alacağınızı görüyorum. Hayırsız bir şey görünmüyor arkadaşlar. Eğer şu anki ilişkinizde mutluysanız ve seviyorsanız bu demektir ki ilişkinizin devam edeceği anlamına geliyor. Ancak şunu da söyleyeyim. Hani dedim ya bir ikilemde kalma. Bu bence çok ilişkiyi bitirmeye yönelik bir şey değil. Şu an öyle hissetmiyorum. Size bunu söylemeye çalışıyorum. Hani bitirme gibi bir şey olsa mutlaka söylerdim ki zaten takip ediyorsanız videolarımı söylüyorum yani herkese. Ancak dediğim gibi sizin aslında biraz birlikte yapıp yapmamak ya da karşı tarafa belki güvenip güvenmemek konusunda birkaç probleminiz olabilir. Hani o kadar büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum ama ufak tefek aklınıza takılan şeyler var. Bunları bu hafta çözeceksiniz arkadaşlar. Şimdi evliler için bakalım. Evlilerin bir hafta öncesine baktığımızda ilişkinizin çok güzel olduğunu, iletişiminizin güçlü olduğunu, gerçekten böyle liseli aşıklar gibi aşk yaşadığınız bir haftayı geride bıraktığınızı görüyorum. Şu anki durumunuza baktığımızda da her şeyin mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Hayatınızla alakalı, ikinizi ilgilendiren şeylerle alakalı yakın zamanda güzel bir kısmetin geleceğini görüyorum. Ve ilişkide kadın olan taraf için arkadaşlar yeni bir karar alınacağını görüyorum o kişiyle alakalı. Hayatıyla alakalı yeni bir karar alacak. Bu evliliği bitirip bitirmemek gibi bir şey değil. Yeni bir mesleğe sahip olmak olabilir. Çocuk sahibi olup olmamak olabilir. Onlarla alakalı yeni bir karar alacağını ve bu karardan da gayet memnun kalacaklarını söyleyebilirim evli çiftler için arkadaşlar. Bu kadar da aşk falımız. Şimdi maddi konularla alakalı bakalım. Ben yine kartları karıştırırken sizden istediğim şey arkadaşlar niyette bulunmanız.
Şimdi ben sizin, daha doğrusu bu videoyu izleyen oğlak burçlarının ve yükseleni oğlak olanların maddi durumuna, ekonomik durumuna, kariyer durumuna ve eğitim durumuna ve niyetlendikleri şeylere niyetleniyorum. Siz de videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra niyetlenebilirsiniz. 3 tane kart seçeceğim yine sizin için. Geçmiş, şu an ve gelecek olmak üzere. Hemen geçmişinize bakalım. Geçmişinize baktığımızda yakın zamanda güzel bir kısmetin elinize geldiğini görüyorum. Yüksek ihtimalle maddi bir kısmet. Aynı zamanda bu kısmetin gelmiş olması eğitim açısından ve kariyer açısından da sizin kafanızın rahat etmesini sağladı. Şu anki durumunuza baktığımızda almak istediğiniz bir karar var. Ancak bilindik bir yoldan mı gitmelisiniz yoksa yeni bir yol mu denemelisiniz? Onunla alakalı kafanızda bir takım sorular oluştuğunu söyleyebilirim. Ancak arkadaşlar bir süre daha bekleyişte kalın. Sorularınızın cevaplarınızı alacaksınız. Bu hafta değil arkadaşlar, bu hafta değil. Ancak önümüzdeki bir haftada yine düşünerek geçecek. Yine bugün olduğu gibi geçecek. Hani yalandan farklı şeyler söylemeyi sevmiyorum. Bak işte sana birisi mesaj atıyor ya da şuradan para geliyor gibisinden. Görsem söylerim zaten. Ancak önümüzdeki bir haftanın da bugün olduğu gibi. Siz bu videoyu olurken izlediğiniz gibi geçecek. Ancak şu an doğru yolda olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Sakın geri dönmeyin ya da sakın şu anda bir karar vermeyin. Karar vermeniz için 3-4 ay geçmesi gerekiyor. Lütfen o yüzden ani kararlar vermeyin. Zamana yaydığınız takdirde çok doğru, çok mutlu olacağınız, çok derinde bir karar vereceksiniz. Eğitimle, kariyerle ve maddi durumunuzla alakalı ve neye niyetlendiyseniz. Böyle arkadaşlar gayet güzel çıktı. Hiçbir sıkıntı yok. Özellikle maddiyatta hiçbir sıkıntı yok. Gerçi diğerlerinde de yok açıkçası. Gayet güzel çıktım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Size yardımcı olabilmişimdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Eğer özel olarak fal baktırmak istiyorsanız açıklamada yazan Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Ya da açıklamada göremediyseniz yorumlarda yazarsanız ben size ulaşırım arkadaşlar. Bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar terazi burçları için kartlarımı karıştıracağım. Bakalım terazi burçlarının aşk hayatı nasıl? Terazi burçlarından da istediğim şey her zamanki gibi niyetlenmeleri. Aşk hayatınızla alakalı niyette bulunun dostlar. Şöyle tamamdır. Aa, kamerayı oynattım. Şöyle düzenliyorum hemen. Siz de rahat görebilin diye yapıyorum bunu. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu destemle aşk hayatınıza, bu destemle maddi durumunuza bakacağız. Önce aşk hayatınıza bakalım. İlişkisi olmayanlar için 3 tane kart seçmek istiyorum. İlişkisi olanlar için 3 tane kart. Şu kartımız da fırladı. İlişkisi ol yok hayır evli olanlar için 3 tane kart. Böyle videonun sonuna doğru artık karıştırmaya başlıyorum yani yorulduğum için bazen karıştırmak değil de daha doğrusu dilim böyle sürçebiliyor arkadaşlar onun için özür dilerim. Öncelikle ilişkisi olmayan terazi burçlarının bir hafta önceki durumuna bakalım. Geçmişinizin aşk hayatınızla alakalı güzel geçtiğini görüyorum. Hani yeni kararlar aldığınızı söyleyemeyeceğim ama eski aldığınız kararların çok doğru, çok yerinde kararlar olduğunu görüyorum. Özellikle şunu fark ettiniz bu bir hafta öncesinde. Edindiğiniz kötü tecrübelerin bile, kötü aşk tecrübelerinin bile size ne kadar güzel şeyler öğrettiğini ve artık aşk hayatınızla alakalı nasıl bir ilerlemede bulunmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sizin aslında geçtiğimiz hafta böyle deneyimlerinizi, tecrübelerinizi bir gözden geçirdiğinizi ve hani kötü sonuçlansa da üzülsem de iyi ki yaşanmış ki şu an böyle bir nasıl söylenir şu anki aklıma sahibim dediğinizi görüyorum. Şu anki durumunuza baktığımızda kısmetiniz var dostlar. İki tane kısmet var. Bunlarla alakalı birazcık bir kararsızlık olacak sizde. Hangisiyle ilerlemek konusunda. İkisiyle de ilerlemeyeceksiniz. İkisiyle de ilerlemeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü gelen kişileri bu geçmiş tecrübelerinin sayesinde konuşmasından, oturuşundan, belki kıyafetinden, belki saçının kesiminden nasıl insanlar olduğunu tanıyabilecek düzeye geldiğinizi görüyorum. Gerçekten bu yüzden de gelen kişiyi hani
durduk yere, gereksiz yere değerlendirmek istemiyorsunuz. Sırf konuşmak için istemiyorsunuz. Çünkü gördüğüm kadarıyla artık gerçekten kaliteli bir insana vakit harcamak istiyorsunuz. Çünkü geçmiş tecrübelerinizde artık çok sıkıldınız birisine şans verip o kişi böyle kötü çıktığı zaman. O yüzden şu an gerçekten böyle size yararlı olabilecek, sizin de ona yararlı olabileceğiniz, anlaşabileceğiniz ve böyle kaliteli bir insan istiyorsunuz kriterlerinize göre. O yüzden arkadaşlar gelen bu iki kısmete şans vermeyeceğinizi ve önünüze bakacağınızı söyleyebilirim. Biraz daha maddiyatla, eğitimle ve kariyerle ilgileneceğiniz bir hafta olacak sizin için. İlişkisi olanlara bakalım hemen. İlişkisi olanların bir hafta önceki durumuna baktığımızda ilişkinizle alakalı bir bitirme kararı aldınız ya da bir tartışma yaşadınız şu anki sevgilinizle. Şu an bu videoyu izliyorken ilişkinize ara vermiş olabilirsiniz, küs olabilirsiniz ya da yeni bir tartışmayı atlatmış olabilirsiniz. Çünkü ilişkinizle alakalı ya ben bitireceğim dediğiniz bir karar aldığınızı görüyorum bir hafta öncesinde. Şu anki durumunuza baktığınızda gerçekten ikinizin arasının çok kötü olduğunu söyleyebilirim. Birbirinize kırıcı sözler söylediğinizi görüyorum. Birbirinizi üzdüğünüzü görüyorum. Bir hafta sonranıza baktığınızda ilişkiyi bitirmeyeceğinizi, ilişkiye bir şans daha vereceğinizi görüyorum. Çünkü gerçekten hani sevdiğinizi görüyorum aynı şekilde karşı tarafında. Ancak böyle elde olmayan sebeplerden kaynaklı, biraz daha çevresel faktörlerden kaynaklı ikinizin de gerildiğini ve bu yüzden bir takım tartışmalar yaşandığını ve ani şekilde bir ayrılık kararı alındığını görüyorum. Bu yüzden bunu çok fazla uzatmayacağınızı ve önümüzdeki bir hafta ilişkinize bir şans daha vereceğinizi söyleyebilirim. Evli olanlar için bakalım. Evli olanların bir hafta önceki durumuna baktığımızda bir kısmet haberi aldığınızı görüyorum. Maddi bir kısmet olabilir ya da manevi bir kısmet olabilir. Güzel bir haber aldınız. Eşinizin de sizin de mutlu olduğunuz bir haberdi. Şu anki durumunuza baktığımızda da yüksek ihtimalle bu gelen haber bir para haberiydi diye düşünüyorum. Ya da bir kariyerle, eğitimle alakalı bir şey de olabilir. Bu haberle birlikte arkadaşlar bunu kullanarak sanki yeni bir şey elde etmeye çalışıyorsunuz. Şu anda bir planınız var. Gelen bu parayı, bu kısmeti kullanarak yeni bir şey elde etmeye çalışıyorsunuz. Edeceksiniz de aynı zamanda eşinizden size bir hediye gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu da söylemek istiyorum. Gayet güzel çıktı yani. İlişkinizin şeyine bakacak olursak, duygusal konularına da bakacak olursak önümüzdeki bir haftayı biraz daha atlattıktan sonra aslında duygusal bağların daha fazla pekişeceğini söyleyebiliriz. Çünkü şu an eşiniz de sizde biraz maddiyatla alakalı şeylere kafa yorduğunuzu görüyorum. Düzenlemekte olduğunuz, plan yaptığınız birkaç maddi durum var. Ondan kaynaklı şu anda birbirinize belki çok fazla aşkınızı hissettiremiyorsunuz ama önümüzdeki bir hafta hallettikten sonra bunları artık aşk hayatınızda da daha fazla, daha güzel, daha heyecanlı gelişmeler olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle karıştırıyorum. Maddi durumunuza da bakalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Siz de bu sırada niyetlenin. Eğitime niyetlenebilirsiniz. Kariyerinize niyetlenebilirsiniz. Para durumunuza, ekonomik durumunuza niyetlenebilirsiniz. Üçer tane kart seçeceğim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bir hafta öncenize bakalım. Bir hafta öncenize baktığınızda elinize geçen bir kısmeti görüyoruz. Bu kısmetin gelmiş olması sizi gerçekten destekleyen, iyi gelen bir kısmet. Ancak çok yüklü bir miktar değil. Ya da eğitim hayatınızla alakalı çok çok böyle sizi kurtaracak ya da kariyerde sizi çok fazla öne çıkaracak bir kısmet değil. Ama gelmiş olması sizi mutlu etti, size yol gösterdi en azından. Bunu görebiliyorum. Onun dışında yeni bir yolculuk, yeni bir şu an kartların bağlantısını sezebiliyor musunuz? Bilmiyorum hani belki aranızda tarot bakan ilgilenen vardır. İnanılmaz bir bağlantı var. Az önce dedim ya hani gelen kısmet sizi aşırı aşırı mutlu etmedi ama bu kısmeti kullanarak daha mutlu olabileceğiniz bir şeye ulaşacaktınız. Bir amacınıza ulaşacaktınız dedim. Gelmiş olması size bir yol gösterdi dedim. Ardından çıkan kartımıza baktığımızda bu kısmeti çok güzel kullandığınızı, şu anki yolunuzun çok hayırlı bir yol olduğunu, aynı zamanda zarar görmekten vesaire korunduğunuzu, hani gittiğiniz yolun gerçekten düşme ihtimalinizin az olduğu bir yol olduğunu söyleyebilirim. Hani korkularınız varsa diye söylüyorum ve arkadaşlar şu an seçtiğiniz bu yol her neyse kazanç var. Tamamen kazanç var. Maddi durumla alakalı niyetleniyorsanız
maddi kazanç, eğitimle alakalı niyetleniyorsanız büyük bir başarı, kariyerle alakalı niyetleniyorsanız büyük bir terfi olabilir. Ya da büyük bir ikramiye ya da maaşınızın fazla artması ya da daha güzel bir pozisyon, neye niyetlendiyseniz inanın ki mükemmel bir sonuç alacaksınız. Şu anki ilerlediğiniz yolda belki bu kadar yüksek miktarda bir başarı yakalayabileceğinizi çok fazla sezemiyorsunuz. Çünkü hani bu yola başlarken başlayayım ya aman hani İyi olur, bununla ilgilenirim. İşte belki küçük küçük başarılar getirir diye düşündünüz ama arkadaşlar gelecek başarı sizi çok 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 şaşırtacak. Çok güzel bir başarı gelecek. Çok mutlu olacağınızı ve kariyerinizin zirvesine çıkacağınızı, para durumunda da artık sıkıntı yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Bu kadardı arkadaşlar video. Umarım memnun kalmışsınızdır. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Özel olarak fal baktırmak istiyorsanız açıklama kısmından Instagram hesabından bana yazabilirsiniz. Ya da yorumlarda yazarsanız ben size ulaşırım arkadaşlar. Böyleydim. Umarım dediğim gibi faydam olmuştur size. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.